Mühürlü Zarf kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kanalımızda gerçek hayattan alınmış ve kurgulanmış gerilim ve korku hikayeleri yayınlanmaktadır. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bundan yıllar önce Karadeniz'in dağlarında güneşli bir Mayıs günüydü. Bir çay bahçesinde kadın işçiler hafif eğimli yamaca gelişi güzel sıralanmış, beline bağladıkları çuvallara çay topluyorlardı. Bahçe sahibi 70 yaşlarında Hafize adında bir kadındı. Gün boyu tarlanın bir köşesinde oturur, bazen işçileri gözler, bazen de asi denizi seyrederdi. O gün güneşin batmasına daha vardı. Ayağa kalktı ve paydos anlamında işaret yaptı. Sabah erkenden bankadan para çekmiş, bugün bir haftalık yevmiyeleri işçilere dağıtacaktı. Paydosu onun için erken vermişti. Bu işçilerinden kimisinin şimdilik paraya çok ihtiyacı yoktu. Bunlar genelde köylü kızlarıydı. Paralarını topluca almak isterler, sonra şehre çeyizlik almaya giderlerdi. İçlerinde her an paraya ihtiyacı olan Raziye gibi olanlar da vardı. Raziye iki çocuk annesi, dul bir kadındı. Kocasını 3 yıl önce bir trafik kazasında kaybetmişti. 3 yaşındaki çocuğuna bakacak kimsesi olmadığından onu hep omuzunda taşır, oldukça merhametli olan Hafize teyze bazen bu çocukla bir nine, torun gibi oynardı. Hafize teyze o ve onun gibilerini düşünerek bugün ücretlerini vermek istemişti. Kızlar sonra hepsini birden alırız diye buna itiraz ettiler, almadılar. Raziye ve onun gibi olanlar hemen ücretlerini aldı. Aslında Raziye'nin daha fazlasına ihtiyacı vardı. Bu para ona yetmezdi. Evin kirasıydı, mutfak gideriydi, çocukların masraflarıydı derken elde avuçta 5 para kalmazdı. Hayat Raziye gibi iki çocuklu dul bir kadın için çok zalimdi. Paraya ihtiyacı olanlar paralarını aldıktan sonra kızlar arasında bir konuşma geçti. Raziye henüz gitmemiş, konuşmaları dinliyordu. Kızlardan biri biraz heyecan olsun diye Raziye ve Raziye gibi orta yaşını geçmiş kadınlara şöyle tuhaf bir teklif yaptı. Bizim şu şeytan deresinde bir şelale var. Oraya gece yarısı kim gitmek isterse biz 4 kız bir haftalık tüm yevmiyelerimizi ona vereceğiz. Kadınlar kızların konuşmalarına odaklanmış, Hafize teyze olaya hiç müdahale etmeden geriden onları izliyordu. Bir başka kız, eğer gitmek isteyen varsa biz şimdi şelaleye bir yazma bırakacağız. Onu gece saat 12'de benim evime getirmesi yeterli olur, dedi. Kadınlardan ses çıkmıyordu. Şımarık bir kız teşviki biraz daha artırarak yaz boyunca çalışacağım, tüm günlerin yevmiyesini vereceğim, dedi. Kadınlardan hala ses çıkmıyordu. Çünkü şeytan deresinin hikayesini, tabii cinayetle ilgili olanları az çok duymuşlardı. Yazmanın olduğu yer tehlikeli ve korkutucu bir yerdi. Raziye biraz düşündükten sonra ben giderim, dedi. Hafize teyze bu cevap üzerine kaşlarını çattı. Şimdiye kadar sessiz olmasının nedeni kimsenin gideceğine inanmamasıydı. Başka bir kız sordu. Emin misin Raziye abla? Raziye, evet gideceğim, dedi. Sesi oldukça kararlı çıkmıştı. Hafize teyze bahçenin kenarına bir yere oturdu. Konuşmak için hep böyle yapardı. Raziye hariç bütün kadınlar ve kızlar etrafına oturdu. Raziye ayakta kalmıştı. Bu şekilde her ne olursa olsun gideceği izlenimini veriyordu. Teyze şelalenin hikayesini anlatmaya başladı. Yıllar önce
orada bir cinayet işlenmiş. Kavga önce iki kişi arasında yine böyle bir çay bahçesinde çıkmış. İri yapılı olan Muharrem kendisinden daha genç olan Hüseyin'i orada tekme tokat dövmüş. Tabii bunu duyan Hüseyin'in abileri boş durur mu? O gün Muharrem çakır keyifmiş. Çay bahçesinin yolunda bir ileri bir geri gidip duruyormuş. Bunlar arasındaki konuşma önce tartışmaya sonra kavgaya dönüşecekken Muharrem kaçmaya başlamış. Bunu derenin yukarısında bir köşeye, uçurum kenarına sıkıştırmışlar. Aslında iki abi onun işini çoktan bitirirlermiş fakat cinayetin ardında en ufak bir delil bırakmak istemiyorlarmış. Uçurum kenarı tam da aradıkları yermiş. Cinayete kaza süsü vererek adamı uçurumdan aşağı iteklemişler. Muharrem uçurumdan düşerken artık neye güveniyorsa benden kurtulamayacaksınız diye avazının çıktığı kadar bağırmış ve derenin en yüksek uçurumundan aşağı düşmüş. Şelalenin üstündeki sivri kayalara çakılmış. İki abi cesedi parçalamış, şelaleden akan suyun iç tarafındaki mağaraya yeri derince kazarak gömmüşler. Ve böylece aradan aylar geçmiş. Kimse Muharrem'i bulamamış. Muharrem nenesiyle yaşıyormuş. Bir gün rüyasında nenesine gözükmüş. Nene torununun nasıl öldürüldüğünü, ona bunun kimlerin yaptığını öğrenmiş. Torun rüyasında intikamımı mutlaka al büyük anne diye sıkı sıkı tembihlemiş kadını. Kadın da düşünmüş taşınmış, çareyi büyü yaptırmakta bulmuş. Uzak bir köyde yine kendi yaşlarında bir kadına gitmiş. Meseleyi anlatmış. O da ona ne yapması gerektiğini tane tane anlatmış. İntikam almak istiyorsa bunun belli başlı kuralları varmış. Yapacağı büyünün etkili olması için torununun çürümeye başlayan bedeninin gömüldüğü yerde olması gerekiyormuş. Yani onun yerini hiç kimseye söylememesi gerekiyormuş. Kadın bu en önemli şartı söyledikten sonra diğer sefere torununun çürümeye başlayan kafa derisinden olabildiğince çok saç teli getirmesini istemiş. Büyücü kadın söylediklerinde haklı çıkmış. Torunu aynen toprağın içinde ayakları, kolları ve tüm vücudu parçalar halindeymiş. Bir tek kafa kısmı sağlanmış. Ağlaya ağlaya torununun saçlarını bir kutunun içine koymuş ve büyücü kadına götürmüş. Kadın bu saç tellerini okuyup üfledikten sonra götür bunları katillerin çay bahçesinden şelalenin içine belli aralıklarda bir yol çiz. Her ikisi de mutlaka bu yolu takip edip kendilerini uçurumdan aşağı atacaklar demiş. Aynen dediği gibi olmuş. Bir gün çay bahçesine gelen abilerden küçük olanı, insanın akıl ve iradesini uyuşturma mayını olan bu saç telinin bir tanesine basmış. Saç telleri yolunu takip etmiş ve kendini uçurumdan aşağıya bırakmış. Büyük abi de yine aynı yöntemle uçurumun kenarına gelmiş. Ama onun sonu biraz daha hazin olmuş. Kendini aşağıya bırakmadan önce kafasını etraftaki kayalara vurmuş. Hafize teyze konuşmasını burada noktaladı. Anlattıklarının ne gibi bir etki bıraktığını görmek için sırayla herkesin yüzüne şöyle bir baktı. Az önce şımarık olan kız korkudan suspus olmuştu. Diğerleri de suskun gözüküyorlardı. Raziye'nin yüzü konuşmadan önce neyse oydu. Pek renk vermiyordu. Ama içinden gitsem mi gitmesem mi diye gelgitler yaşıyordu. Kızlardan bir tanesi sordu. Hafize teyze, biz bu kısımları hiç duymadık. Anlattıklarınıza inanmak güç. Sizce bu doğru mu? Hafize teyze, ben de eski zamanlarda
birinden duydum evladım. Sizi bilmem ama ben inanıyorum. Sonra Raziye'ye bakarak sizin adınıza söylüyorum. Doğru demek ne kadar yanlışsa, doğru değildir demek de o kadar yanlıştır. Farz ederim ki değil. Yine de tedbirli olmak lazım, dedi. Teklifi ilk ortaya atan kız Raziye'ye sordu. Abla, oraya gidecek misin? Raziye önce ona, sonra teyzeye baktı. Paraya ihtiyacının olması şu safsata olmasa da şüpheli hikaye karşısında daha baskın çıktı. Sesi az önceki kadar kararlı çıkmasa da söz bir kere ağızdan çıktı. Gideceğim, dedi. Hafize teyzenin o kızı teklifinden vazgeçirme düşünceleri de boşa çıktı. O gideceğim diye söz verdiyse ben de bu sözün nedenini geri almam, dedi. O da diğer birkaç kız gibi bu olayın safsata olduğunu düşünüyordu. Sonra ekledi. Ama bir şartımız var. Eğer yazmayı almazsan senin bir haftalık yemeğini biz alırız deyince Raziye başıyla onayladı. O gün iş çıkışı üç kız yazmayı doğruca şelalenin oraya götürdüler. Yazmayı bir değneğe bağlayıp değneği şelalenin iç kısmındaki mağaraya çaktılar ve gelip Raziye'ye haber verdiler. Raziye saat 11 gibi küçük çocuğunu sırtına bağlayarak yola çıktı. O afacan çocuk akşamları annesi olmadan uyuyamaz, uyumamışsa eğer annesi yanında olmazsa ortalığı ayağa kaldırırdı. Raziye bunu bildiğinden onu sırtına bağlamış, öyle çıkmıştı yola. Gece sıcak ve nemliydi. Gökyüzünü bulutlar kaplamış, hava bir türlü yağmıyordu. Raziye köy evlerinin arasından Şeytan Deresi'ne alnından terler damlaya damlaya giriş yaptı. Meraklı kızlar onun dere yamacından düşmemek için ağaç dallarına tutuna tutuna inişini izledi. Hatta birisi çok endişelenmişti. Belki kadının dediği doğrudur. Ona tekliften vazgeçtiğimizi söyleyip geri çağırsak mı acaba, diye sordu. Diğeri, korkma canım, bir şey olmaz. Teyzenin anlattıkları safsata, diye onu karşıladı. Kızlar onun dönüşünü beklemek için pencere kenarında kaldılar. Bu arada Raziye gözden kaybolmuştu. Her adımda ışık yanan evlerden biraz daha uzaklaşıyor, her adımda karanlık daha da belirginleşiyordu. Normalde bu zamanlarda ay bulunan gökyüzünde yağmur getirmeyen simsiyah bulutlar bu yarım ayın üstünü sıkıca kapatmıştı. Korkutuculuğu arttıran bir diğer etmense seslerdi. Vadinin sık ağaçların arasından baykuşlar bir Ağustos böceği gibi durduraksız ötüyordu. 3 yaşındaki çocuk her şeye inat suskundu. Anasının sırtında hiçbir şeyden habersiz mışıl mışıl uyuyordu. Raziye sırtındaki çocuk ağlasa bu kadar korkmazdı. Ne hayvanlardan ne de başka bir varlıktan korkuyordu. Sadece karanlığın kendisinden korkuyordu. Karanlığın bir şey yapacağından değil, psikolojik etkisindendi. Bir de Allah'tan korkuyordu. Geceleri sık sık ellerini havaya açar, Allah'a dua ederdi. Şimdi de öyle yapıyordu. İnşallah başıma bir şey gelmez diye elini arada havaya açıp dua ediyordu. O kadar dalgındı ki duasını birinci tekil ağızdan ettiğinin farkında bile değildi. Raziye yaklaşık yarım saat kadar dua ede ede yürüdü. Bir yerde derenin coşkulu akan suyu baykuş seslerini bastırdı. Şelaleye yaklaşıyordu. Kalbinin atışı suyun akışı gibi hızlanıyordu. Sonra anladı. Sadece karanlık korkutmuyordu onu. Anlatılanlarda zerre de olsa bir ihtimal vardı.
İşte oydu onu en az karanlık kadar korkutan. Su gittikçe hızlanıyor, Raziye suyun kenarında bir geçer yol bulmakta zorlanıyordu. En sonunda kendini çalıların arasına vurdu. Çalılar çocuğunun üzerini örttüğü battaniyeyi kaldırıyor, Raziye ikide bir kapatıyordu. Çalılar iyice sıklaştı. İleride bir yerde dikenli bitkiler çalılarla birlikte kol kola bir sarmaşık olmuştu. Raziye orada zorlandı. Çocuk bacağına batan dikenlerden uyandı. Ağlamadan, soru sormadan annesinin sırtında sağa sola bakınıyordu. Raziye orayı geçtikten sonra şelaleyi gördü. Dağı yarıp giden sular müthiş bir gürültüyle yere düşüyordu. Sanki bütün sular Karadeniz'in dağlarında toplanmış, şimdi aynı anda aynı yere düşüyordu. Raziye suyun gürültüsünden, şiddetinden korktu. Geri dönmek istedi. Böyle durumlarda inmek tırmanmaktan daha zordur. Biraz önce sırtındaki çocukla o kaygan taşları tırmanırken çok zorlanmıştı. Şimdi oradan inmeye cesaret edemedi. Eskiden şelalenin oralarda karşıya geçen altı tahta üstü halat olan bir köprü vardı. O köprüyü bulursa karşıya geçecekti. Oradan evine dönmesi daha kolaydı. Köprüyü gördü ve yaklaştı. Halatlarda bir sorun yoktu. Sağlam duruyordu. Köprünün tahta basamakları suyun üzerinde olması gerekirken suyun içindeydi. Ya köprünün altından metrekareye düşen su miktarı artmıştı ya da Raziye bu ihtimali aklına getirmemeye çalıştı. Kızını yere battaniyenin üzerine bırakarak birkaç deneme yaptı. Merdivenden birkaç adım ileri gidiyor. İşte orada köprünün halatları geriliyor. Kadın kendini dengede tutmak için adeta bir yılan gibi kıvranarak halata sımsıkı tutunuyor. Sonra halat birden gevşiyor ve Raziye'yi geriye doğru atıyordu. Üçüncü denemesinde çocuk yattığı yerde ağlamaya başladı. Bir taraftan suyun sesi, bir taraftan çocuğun sesi kulakları sağır edici şiddette birleşiyordu. En sonunda denemekten vazgeçti. Yapacağı tek şey kalıyordu. O da şelalenin iç tarafındaki mağaradan karşıya geçmekti. Çocukken annesiyle oradan birkaç defa geçmişti. Orası dağı bir tünel gibi yarıyor, bir insanı düz ve tehlikesiz bir yere çıkarıyordu. Çocuğu sırtına tekrar aldı. Ürkek adımlarla mağaranın girişine vardı. Burası tehlikeli bir yerdi. Tabanı kaygan taşlarla, tavanı da sivri sivri sarkıtlarla tehlikeyi çevreliyordu. En ufak harekette kayabilir, şu azgın suya düşmese bile başı ya da çocuğun başı o sivri sarkıtlara çarpabilirdi. Raziye çok yavaş gitmek zorundaydı. Mağaranın etrafındaki oyuk taşlara tutunarak milim milim ilerledi. Mağaranın tam orta yerinde bir değneğin ucuna bağlı yazmayı gördü. Tutması an meselesiydi. Zaten korkacağı kadar korkmuştu. Onu da alsa fena olmazdı. Hem o değneği şu tünelden çıkınca asa niyetine kullanabilirdi. Kızlar mı derin sapladı bu kadar toprağa, yoksa başka biri mi? Ama değneğin ucu bir türlü gelmiyordu. En sonunda değneği bir kez daha güçlü bir şekilde çekmeye, eğer başaramazsa sadece yazmayı almaya karar verdi. İşte ne olduysa o esnada oldu. Önce inilti şeklinde korkunç bir ses duydu. Ses kulaklarından Raziye'nin beyninin içine işliyordu. Sonra bu inilti halindeki sesler harflere döküldü. Bacı, hemen buradan git. Git buradan, git buradan, git buradan.
Raziye'nin elleri değneğe kilitlenip kalmıştı. O ses, "Hemen o değneği bırak ve buradan git." Raziye hiçbir şey anlamamış, etrafa bön bön bakıyordu. Adam boğazını yırtarcasına son defa bağırdı. "Git buradan, git buradan, git buradan." Mağaranın içinde kısa süreli bir sarsıntı oluştu. Raziye değneği bırakınca her şey eski halini aldı. Çağlayan yine eski şiddetinde akmaya devam ediyordu. Ama bu sefer sırtındaki çocuk acı içinde bağırıyordu. Raziye bu lanet olası yerden hemen dışarıya çıktı. Karşı tarafa ulaştı. Çocuğa sordu, "Kızım, neyin var?" Çocuk cevap vermiyor, sadece bağırıyordu. Ne kadar uğraştıysa da çocuğu konuşturamadı. Artık yazma falan umurunda değildi. Hafize teyzenin oğluyla onu derhal acile götürdüler. Doktorlar iki kulak zarının da patladığını ve bundan sonra da konuşmasının pek mümkün olmadığını söylediğinde Raziye oraya yığılıp kalmıştı. Bir gün Hafize teyzeyle büyücü kadının yanına gittiler. O, büyüyü yaptırmaya giden nene vefat ettiğinden intikamlar alınmış ama büyü hala etkisini gösteriyormuş. Kadından bu büyüyü bozmasını istediler. Kadın, Raziye'nin acınası durumuna bakıp bunun karşılığında hiçbir şey talep etmedi. Derhal büyüyü bozdu. Bunu da ölen torundan, yani Muharrem'den yedek olarak sakladığı birkaç saç telini üfleyerek, yakarak yaptı. Büyünün bozulmasıyla birlikte çocuk yavaş yavaş konuşma yetisini kazandı. Kulaklarına gelince Hafize teyzenin maddi yardımıyla çocuk birkaç tane ameliyat geçirdi. Çocuğunun konuşması biraz aksamalı, kulakları eskisine nazaran biraz daha az duysa da Raziye bunun için her duadan sonra Allah'a şükretti. Ucuz kurtulmuştu. Eğer sizler de yayınlanmasını istediğiniz bir hikayeye sahipseniz bizlere muhurluzarfkorku@gmail.com adresinden ulaştırabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.